Peki. Şimdi dolar 10 lira olacak dendiğinde doları 10 lira olacak diye konuşanları gözaltına aldı bu hükümet. İfadeye çağırdı. Bunlarla ilgili soruşturma başlattı. Dolar 10 lira olacak diyenler. Çünkü o zaman dolar 5 lira 6 lira bandında tutulmaya çalışılıyordu. 128 milyar dolar da bu doların yükselişiyle ilgili öngörüde bulunanların ne kadar öngörüsüz insanlar olduğunu ispatlamak için. Yahut Sayın Cumhurbaşkanı'nın iktisadi öngörüsünün ne kadar isabetli olduğunu teyit etmek için harcandı. Ama başarılamadı. 10 lira olacak diye soruşturma konusu yapılan dolar 18 lira olarak aslında 10 lira olacak diyenleri bile yanılttı. Yani 10 lira olacak öngörüsünde bulunanlar iyi bir öngörüde bulmuşlardı kendilerince. Yani çok mübalağalı bir öngörüydü o zaman. 5 liradan, 5,5 liradan 10 lira olacak. Hatta Sayın Bakan'ın diline de vurdu bu. 10 lira olacak deyip de avantaj kollayanların işte elinde kalacağını, dolara tutan yanacağını. Evet. İşte imdadına şey de yetişti o zaman. Yiğit Bulut da yetişti biliyorsunuz. İşte herkes utanacak, özür dileyecek falan. Koro halinde bunlar dolar 10 lira olacak diyenlere soruşturma açıp doların 10 lira olacağını söyleyip manipülasyon yapanların şer güçlerle dolar kur lobileriyle irtibata geçip Türk devletini diz çöktürmek isteyen falan gibi bir siyasi kurguyla konuştular. Evet. Buna adaleti alet ettiler. Bu siyasi hafifliğe adaleti alet ettiler. Soruşturmalar geçirdi insanlar 10 lira olacak dedikleri için. Böyle bir öngörüde bulundukları için dolar onları bile şaşırtarak 18 lira oldu. 18 liradan sonra dolar 14 liraya düştü. Evet. Davulunu çaldılar. Ya 10 lira olacak diyenleri içeriye aldılar. 14 lira olup davulunu çalanlara vatan millet fedaileri gözüyle baktılar. Bu arada doların bir günde birkaç günde 10 liradan 18 liraya, 18 liradan 14 liraya, 14 liradan 17 liraya, 17 liradan 11 liraya, Evet. 11 liradan 12 liraya falan gitmesini bu kalp krizi grafiği gibi izleyen ve ne olduğunu anlamaya çalışan insanlara bu arada işte şer güçler, dolar lobileri falan muamelesi yapıldı. Şimdi siyaseti, ekonomiyi disiplini dışında konuşmaya başladınız, böyle oluyor işte. Evet.